Daha önce de adaylıkla ilgili olarak kullandığınız şu ifade var. Kazanmasında tereddüt olmayacak bir adaya ihtiyaç var ifadesini kullandınız. Evet. Şimdi, en az diyelim tereddüt. Evet. En az. Sayın Akşener aday olmayacağını açıkladı. İşte siz aday olmayacaksınız. Gündemdeki isimlere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri. Bu üç adaya baktığınızda. Şimdi az önceki o büyük yetkilerle belli bir süre bu sistemi götürecek kişi ve karakter meselesi, sapma olur mu olmaz mı, tereddüt. Bu isimlerde bu söylediğiniz kavramların karşılığı olacak ben burada yorum yapmam. Ben burada yorum yapmam. Bu doğru olmaz. Yani bu doğru olmaz. Bundan dolayı da bekleyelim. Ama hep erken seçim diyorsunuz Sayın Efendim? Başkan. Hep erken seçim diyorsunuz. Öyle olunca da beklenti yani oluşturuyorsunuz. Şöyle, erken seçimin yapılması faydalı olur kanaatindeyim. Ama erken seçim kararını sadece Cumhurbaşkanı verecek. Onun için de ben her gün erken seçim demiyorum şahsen. Ha, olursa iyi olur ama demiyorum. Çünkü, olursa 3 ay içinde oldu. Adayınız kim olacak diye bu sefer aklımıza soru geliyor. Kim olacak dediğiniz zaman bu karar verilmeden niye söylensin ki? Niye bunun üzerine durulsun? Peki nasıl ki? Apar topar mı karar vereceksiniz? Erken ne demek apar topar mıydı? Yani bu apar topar manasına gelmez ki. Hani 3 ay içinde zor olmaz mı anlamında söylüyorum. Ya, tamam da şimdi siz diyorsunuz ki bugünden aday belli olsun ben bunu öyle anlıyorum. Ne kusura bakma ben nasıl ne anladığımı. Buyurun, benim anladığım AK Parti diyor ki bugünden adayınızı çıkarın seçime kadar ben onun iflahını keserim. Ben öyle anlıyorum. Yıpranır mı diyorsunuz? Efendim? Yıpranır mı diyorsunuz? Yıpranır tabii ki. Cumhurbaşkanı 20 yıldır Cumhurbaşkanı. Evet. 20 yıldır Cumhurbaşkanı ve hala en favori aday. 20 yıldır yıpranmıyor. Yok, en favori aday da. Sizin adayınız geliyor. Niye 3 ayda yıpranıyor efendim? Siz yıpranacak bir aday mı göstereceksiniz efendim? Ya şimdi yani. Bu o kadar boş bir müzakere ki. Değil. Merak ettiğim boş şey. Boş ya. Boş müzakere. Biz olmayan bir meselenin üzerinde fikir yürütüyoruz. Ney bu? Boş bir iş. Yok ki böyle bir aday. Seçime 1,5 yıl var. Adayınızı açıkladınız 1,5 yılda yıpranacak bir aday mı göstereceksiniz? Bir defa siz hemen bana da söylüyorsunuz. Dur bakalım. Ben yani şimdi bu mesele niye bu kadar önemli? Niye ilgilendiriyor? Bırakın onlar düşünsün. Niye 1,5 yılda yıpranacağını niye düşünmüyor? Ya bırak onlar size düşünsün. Size soruyorum. Niye 1,5 yılda yıpranacağını Metehan düşünüyorsun? Metehan Demir'in ya ben de diyorum ki bırak bunu bu adayı belirleyecekler düşünsün. Sen niye yoruluyorsun? Siz değil misiniz işte belirleyecek? Efendim? Siz değil misiniz belirleyecek? Ben değilim. Eğer orada bir ittifak sağlanırsa elbette ittifak söyleyecek. Ama bırak diyorum ben onlar düşünsün. Eğer acele bir aday belirleyecekse bırakın o hatayı onlar yapsın. Niye siz bu derde düşüyorsunuz diyor. Merak ediyorum gazeteci. Ya meraktan olmaz bu iş. Tamam bakalım Metehan Demir ne soracak? Yok. Ben bu işi biraz daha böyle yani insani boyuta çekerek sizin gönlünüzden geçen daha önce yok bir aday şu an. Var mı? Yani mesela tabii ki açıklamayacaksınız saygım sonsuza ama ya benim de gönlümde bir isim var aslında diyebileceğiniz bir isim şöyle, hiç oturup oluşmadı mı? Şöyle. Herkeste bir şey insanın var. İnsanın aklına bir sürü aday geliyor. Evet. Yani en az benim aklıma da 5-10 tane aday geliyor. Ama hangisi olsun? Hani biri daha böyle hissedersin. Bir şu anda üzerinde tamam şu iki kişiden birisi olsun diyecek noktada değilim. Ha. Erken olduğunu da düşündüğüm için hiç bu meseleyi kendime dert edinmedim. Doğru da bulmuyorum ben. Peki efendim burada... İttifaklar üzerine hep Cumhur ve Millet İttifakı'nı konuşuyoruz. Türkiye'nin ana iki ittifak unsuru olarak. Ama siyasetin bir kanadında da kulislerde de bir üçüncü ittifaktan bahsediliyor bazen. Ve bunun üzerine çeşitli senaryolar, zihin jimnastikleri de gerçekleşiyor. Bu çerçevede bu gelişmelerde ortak paydada buluşmak zorunda da değilsiniz. Yani anlaşamayacağınız tabii, her tabii, ittifakçıda olabilir. Konular olabilir ki olması gerekiyor o zaman. Tek parti ismi altında buluşulur. Bir üçüncü ittifak da ihtimal olarak görüyor musunuz? Yani zayıf olmakla beraber her zaman mümkündür. Hı. Zayıf bir ihtimal. Çünkü üçüncü bir ittifak eğer... Yani HDP ya da burada nerede konumlanabilir? Tam işte. Ayrı bir şekilde seçime girerse ister istemez buradan daha az oy alan ittifaklar daha az milletvekili çıkarır. En büyük oyu toplayacak ittifak daha çok milletvekili çıkarır. Yani bu iki kere, iki dört. Onun için bu noktada da ben çok aceleci davranılması gerektiğini bu noktada da düşünmüyorum. Burada tabii HDP'nin tavrı çok önemli. Nasıl bir tavır belirleyecekler? O da belki
neticede bir karar çıktığında... Kapatma davası da var. Tabii çıktığında mutlaka etkili olacak. Ama tekraren ben Türkiye'nin süratle bir barış ortamını yakalaması gerektiğine inanıyorum.